Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugün havalar sıcak. Arada yağmur yağıyor, arada güneş geliyor, arada yağmur yağıyor, yine güneş geliyor. Bugün bu şekilde geçti ve havaların ısınmasıyla birlikte su seviyesinin arttığını görebiliyorsunuz. Aslında su seviyesi bu şekilde eskiden normal kış ayları seviyesi gibidir. Biraz fazla olsa da yani normal seviyeye yakın. Bu su seviyesi mevsim normalleri seviyesine çok yakın. Eskiden sel suları şu kulübe var, bakın orada su motor kulübesi. Oralara kadar çıkıyordu. Hatta çocukluğumda tarlanın üst sıralarına kadar çıktığına bizzat şahit olmuştum. O sel işte şu tarladan içeriye girmişti, tarladan biri. Buradan 10 metre yukarıya kadar gelip sel gelmişti. Bayağı yüksekti. O çocukluğumdan sonra büyüyene kadar bayağı sel gördüm. O zaman da yüksekti. Ama en yüksek seviye oraya kadar gelmişti. Şimdi ise normal su seviyesi her zaman böyle devam etmesi gerekiyor. Eğer zaten bu sene 3 aydır kar yağmadı, doğru dürüst yağış olmadı. Neredeyse yaz mevsimi yaşamıştık. Şükürler olsun son zamanlarda kar yağdı ama bu şekil yetmez, sürekli yağmur yağması gerekiyor. Bir de arkadaşlar bugün TikTok'larda, hani TikTok'ta abuk sabuk işler var biliyorsunuz. Ayıp ahlaki kuralları, sınırlarını aşan videolar oluyor. Neden bu kadar insanlar azmış diye hayret ediyordum. Meğer ki o işin içinde canlı yayın yapıp da para kazanmak varmış. Neyse ki onu da bugün öğrenmiş oldum. Bugün bir pat video çekmiştim. O sırada oradaki çocuklar söyledi. Ne kadar abuk sabuk, ne kadar şey olursa o kadar izlenme, o kadar para kazanabiliyorlarmış. Ben bilmiyordum. Bende de TikTok var ama sadece fragman video paylaşıyorum kısa. Oradan da işe yarıyor mu bilmiyorum. YouTube kanalıma abone olmaları için yönlendirme amaçlıyordum. Neyse, bu diğer kanallarda da böyle galiba. Ben sadece YouTube kanalım kullanabiliyorum. Diğerlerini ise fragman olarak kullanıyorum. Neyse ki motorlu testere çalıştırma işlemi, yani yatık motorlu testere çalıştırma işlemi Hoca Box sayfamda bayağı bildirim gelmeye başladı. Bayağı izlenmeye başlamış fragman duğuda. Ona da düzeltme yapıp üst kısmına YouTube video, yani videonun kendisinin linkini yerleştirdim. İşe yarar mı bilmiyorum. Bu ara ilkbahar geliyor bildiğiniz gibi. Bakın bizim bahçe ilkbahar geliyor. Yeşillikleri de göstereceğim. Sizinle gördüğümü sizinle paylaşacağım. Dört mevsim güdekliklerini de benimle görmüş olursunuz. Özellikle yurt dışından Türkiye sevenler, gurbetçiler var. Onlar da kanalımı çok takip ediyorlar, yardım etmek istiyorlar. Uzun yıllardır oraya gidip, yani bir de bunlar Türkiye'nin zor durumlarında olduğu için mecburen çaresizlikten Avrupa'ya gidenler vardı. Oraya yerleştikten sonra bir süre alışıyorlar. Şimdi ise neredeyse Türkiye'mizi
unutmuşlar. Onlar da sayemizde memleketini, ülkesini görmüş oluyorlar. Onlara buradan gönülden selamlarımı iletiyorum. Türkiye içinde de aynen takip edenler var. Onlara da selamlarımı iletiyorum. Enes buraya gelmiş, çizmeleri burada, kendisinden iz yok. Acaba yukarıya mı çıktı? Yukarıdaymış. Niye çıktın oraya? Ama ayağında çorap yok, elbisen yok. Hasta olsan ne olacak? Ha? Ayaklarına cam falan keser. Dikkat et buraya. Minderler getirmişler oturmaya yer ama buralar açık, toz felebiyse neler olur bilemezsin. Sofraları var, burayı sermiş. Ama arkadaşları var tabii, iki tane. Ya yada doğru, bir de baharda falan burası kalabalık dolup taşıyor. Sanırım onu amaçlıyor. Daha çok çocuk gelecek gibi, öyle mi? Bizler eski çocukluğumuzda, yaz aylarında özellikle dombine, domile, dombine öyle bir oyunlar oynardık. Taşları üst üste dizerdik, 9-12 sıra falan. O taşları topla yıkıp kaçardık. Bir takım bir takımı kovalardı. O süre içinde o taşları dizmeye çalışırdık. Topla kovalarlardı. Yani topla topu vurursan yakıyor onu. Eğer vuramaz, o yaktığın dışarı çıkıyor. Diğer kalanlar ise taşları dizmeye çalışıyordu. Bu oyunu hala unutmamışım. O oyun dışında ise yakan topu falan vardı. Şimdiki nesiller ise ellerinde tabletler hiç inmiyor. Artık çocukların gelişimi tabletle değil, oyunu oynayarak maceralarla gelişebilir. Yoksa insanlığın sonu gelir. İnsanlığın yerini robotlar almaya başlar. Çok az insan yaşar bura dünyada. Hadi gidelim, üşürsün, bırak. Burası mısır ambarı. Mısırları yazın hasattan sonra buraya diziyoruz. Sonra da değirmene veriyoruz. Mısır unu yapıyoruz. Açlık beyse mısır ekmeği güzel oluyor. Ha, benim kanka da buradaymış. Oy, neredeydin lan? Ama lan, oy. Ha. Oynayacakmış, bak oynayacakmış, bak. Bak oynayacakmış, bak. Ha. İşte kuşa doğru kaçmış sandığımız inek yavrulamıştı ve günahını yemiştim. Yavrusu işi burada. İşte kendisi de birbirine benziyor. İki tane dana sayılacaktı ve üç tane inek var burada. Biri de burada. Biri de burada. Yanlış saymışım. Dört tane. Toplamda 5-6 tane hayvanımız var. Bir tane de hav hav var. Ha! Hadi gidelim. Sen niye oraya çıktın gene? Güneş battı. Güzel bir gün ve de güzel bir gökyüzü manzarası. İşte tam bulunduğumuz yerin dört yanı dağlarla çevrili.
bizler bu şekilde doğanın içindeyiz. Evet ya arkadaşlar, bundan sonraki videolarda inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Yap bakayım. Sen de yap bakayım, sen de. Yap bakayım, yap. Yap bakayım. Bunun da benim gibi başı döndü.